Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle sivilce problemlerimi yok etmeye çalışacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben final dönemi, taşınmadır vesaire, eşyalardır derken bayağı bir stres oldum ve şöyle yüzümü size gösterirsem alnımda da çok fazla var ve çenemde de sürekli çıkıyor. Çok şu an görünmese de. Neyse, durum böyle olunca ben de böyle çeşitli şeyler aramaya başladım. İşte Türklerden böyle bir baktım, sizin önerilerinizi de aldım vesaire derken hiçbir işime yaramadı. Çünkü genelde o söylediğiniz ürünler ya da benim araştırıp bulduğum ürünlerin hiçbiri burada yok. O yüzden ben de dedim ki Korece araştırmaya başlayayım artık, bence Türkiye'yi bırakıp dedim ve YouTuber'lara baktım. Hemen bir tane YouTuber buldum arkadaşlar. Kore'de çok ünlü. O YouTuber yüzünün ilk önce kendi halini gösteriyor. İşte eski halini. Böyle sürekli ne denir burada? Güzellik şeyine, güzel bakıma gitmiş sürekli ve bakım yüzünü daha kötü hale getirmiş. Bildiğiniz kadının suratında böyle kırmızı kırmızı büyük lekeler oluşmuş. Bayağı yüzü dışarıya vermiş. Çok korkunç olmuş. Kadın böyle olunca da demiş ki ben araştırıp kendi rutinimi kendim oluşturacağım demiş ve gerçekten oluşturmuş. Şimdi ne kadar doğrudur bilemeyeceğim ama kadının anlattıkları bana çok inandırıcı geldi. Ve bayağı araştırmış göründü. Bir de yüzünün önceki haliyle sonraki halini görünce dedim ki denemeye değer yani. Ne olacak bir de yani, ne olabilir ki en kötü diyerek böyle bir başlayalım dedim. Abartısız söylüyorum size, tüm ürünleri aldım. Sadece bir tanesi eksik şu an, o da kargoda. Ama ben dayanamadım, denemek istedim hepsini. Böyle size göstereceğim şimdi. Böyle. Bu kadar. Allah, daha kutularından bile açmadım, çıkartmadım. Hiç açılmamış halleri. Hemen sizinle göstererek başlamak istiyorum. Şimdi bu video nasıl olacak derseniz, ben bunları haftada bir ya da iki kere, şu an tam emin değilim, yüzümdeki yoğunluğuna göre karar vereceğim. Bir ya da iki kere gece rutini olarak yapacağım. Ve bir ay içerisinde ne kadar değiştiğine bir bakacağız. Eğer değişmeye devam ederse, yani iyi anlamda değişmeye devam ederse, biz bu rutini oturtacağız günlük olarak. Ama devam etmezse o zaman atacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hemen şöyle ürünleri kenara koyup onun verdiği sırayla açmaya başlayacağım. Hemen başlayalım. İlk başta şöyle bir tonerle başlıyor. Toner pet. Şöyle. İçinde de bayağı sıvılı var. Hemen bir yüzü açalım. Kapak. Bunu şöyle açmamız gerekecek. Hiç açmadığım için. Kapatıp ağzını açmamız gerek. Şöyle. Şimdi böyle açtığımız zaman şurada hemen kapağında böyle pedi rahat bir şekilde alabilmemiz için cımbızımsı bir şeyimiz var. Alabilecek miyim de? Böyle aldım. Böyle çok da büyükmüş bakın. Suratımda direkt lang diye oldu. Şimdi kadın, normalde Koreliler ben hep bunu gördüğüm zaman şöyle yapıyorlardı. Bir buraya, bir buraya, bir de alnına falan yapıyorlardı. Ama kadın tek bir tane kullanarak suratında böyle her yerini siliyor. Diyor ki özellikle bu siyah noktaların oluştuğu bu kısım, burun kısmı, şöyle özellikle burun aralığı köşeleri ne bayağı uygulayın diyor ki rengi değişecek diyor. Gerçekten rengi hafiften değişti. Çok görünür mü bilmiyorum ama şuralara da yine aynı şekilde.
Siz zaten suratınızı biliyorsunuzdur. Hangi taraflarında daha çok siyah noktalarınız varsa o kısımlara doğru yapın diyor. Şöyle. Biliniz sarardı. Bayağı bir hani koyu bir sarıya döndü resmen. Bunu böyle kullanıyoruz. Evet, ikinci ürün maske. Toner pettinden sonra hemen maske yapıyor. Ama arkadaşlar, kızın söylediği maske aşırı pahalıydı. Yani neredeyse 7-8 dolar civarındaydı bir kullanımlığı. Ve ben bu kadar pahalı bir şey almak istemedim açıkçası. Zaten diğer ürünler de çok pahalıydı. 100 dolar civarında verdim. O yüzden dedim ki yani daha uygun şöyle bir şey aldım. Aynı içerikli tamamen. Dedim aynı içerik olan en çok alınanı sipariş ettim. Ama açamadım lanet bir türlü. Bundan da şöyle kaç tane aldım? 5 de olması lazım bu paket. Zaten anca yeter diye düşünüyorum böyle bir ay için bize. Şöyle. Adını tam bilmiyorum Türkçe olarak. Şundan, şu yapraklıdan işte almamızı istiyor. Osongcho diye şey yapılıyor. İçinde Osongcho şey olsun dedi. Maskesi olsun diyordu. Ben de Osongcho maskesi aldım. Ay. İnternetten bakıp tam anlamını söyleyeceğim size. Şöyle hemen açalım. Maskemizi yapalım. Yüzümü hiç yıkamadım bu arada. Tonerle sildikten sonra. Böyle hemen ardından şak diye yapıştırıyor. En sevmediğim şey şu maskeleri açmak. Ay kokusu çok güzel. Aşırı fresh bir kokusu var gerçekten. Böyle limonla şey karışıyor gibi bir şey. Yeşillik, huzur veriyor. Aha burun kısmı katlandı. Şöyle. Yüzümüze şöyle yapalım. Şimdi bunu ne kadar bekletmemiz gerekiyormuş? 10 ila 20 dakika arasında bekletiniz diyor. Biz 15 dakika bekletelim. Tam ara olsun. Ay. 15 dakika sonra görüşürüz. Bu arada ben maske her yaptığımda şu kısmıma böyle sürüyorum. Sanırım o yüzden olsa gerek kararma vesaire yapmıyor. Bakın sadece çarptığım için eziklikler var. Oraya buraya çarptığım için. Ben böyle sürekli maske yaptığım zaman buralarımı da ovuyorum. Öyle koyu kararma vesaire olmuyor. Bu da benden bir tip olsun. Öyle. Evet 15 dakika doldu ve ben de artık çıkartıyorum. Oh, rahatladım. Hemen şöyle. Bunları da kenara aldım. Birazdan atarım. Şimdi kız diyor ki suratınızı vesaire yıkamıyorsunuz. Geri kalan kısmını benim şu an beklemekte olduğum kargomun olduğu kargoda olan şu an ürün nemlendirici sprey. O nemlendirici spreyi böyle pamuğa sıkıp şey yapın diyor. Böyle geri kalan yüzünüzden kalan artık şeyi ne denir? Nemlendirici artık şeyini alın diyor. Ben de arkadaşlar dedim ki ben de şu an yok sonuç olarak. Türk ürünü kullanayım, gül suyu kullanayım dedim bugünlük. Şöyle, ay yanlışlıkla kameraya da geldi birazcık. Neyse, gül kokalım. Şöyle temizliyor. Yani bence çok bir şey değişmiş olmaz diye umuyorum. Şöyle temizleyelim. Birazcık da şuradan şöyle.
Ne olur ne olmaz diye ben bir tane daha getirmiştim şöyle. Ay çok soğuk. Ben bunu buzdolabında bekletiyorum. Aşırı soğuk şu an, çok hoş. Bir de kız diyor ki şöyle şuradan bir tane, buradan da bir tane olmak üzere ayrı sıkın diyor. Çok beceremedim. Fazla dikey oldu. Birazcık daha yatay olması lazım. Neyse. Bocaladım. Birazcık kurumasını bekleyelim suratın. Neyse, size anlatırken kurumasın. Kur zaten. Diğer ürün şöyle bir serum arkadaşlar. Adı neymiş? Okuyamam ben bunu. Şöyle siz şey yapın. Artık okursunuz. Şimdi yanlış okurum falan. Ampul. Ampul serum açmaya çalışıyorum da. Bu kız da bunu 2 yıldır sürekli olarak kullanıyormuş. Bayağı güzel diyor. Böyle çıktı. Yüzüm hala kurumadı. Birazcık daha bekleyip süreceğim ama. Şöyle. Evet, artık bence yeterli kadar kurudu. Şöyle bir tık. Burada bir tık. Hemen bir süreyim, ondan sonra ağzıma sürüyorum. Şöyle. Evet, bundan hemen sonra da şöyle nemlendirici bir krem sürüyormuş arkadaşımız. Böyle. Videoda bahsettiğine göre kullandığı bir sürü nemlendirici varmış aslında. Ama en çok kullandığı, en düzenli kullandığı buymuş. O yüzden ben de bundan aldım hemen. Hem şey yaparsam da gösterersem de Blue Camomile Cream diyor. Adı da Mamonde diye herhalde doğru okudum diye düşünüyorum. Böyle normal aslında nemlendirici krem. Benim nemlendirici kremim bitmek üzereydi. Bir de çok eskiydi. O yüzden ben de atmayı planlıyordum zaten. İyi oldu. Hemen şöyle alıp şimdi ne kadar olur bilmiyorum. Fazla gelmez mi? Şöyle sürelim. Açıkçası ben bu peklerden sonra, maskelerden sonra hiç nemlendirme gereği duymuyordum yüzü. O yüzden bir tuhaf gelmedi değil hani. Hoşuma gitti şu an ama. Ucu da değişik birazcık normal şeylere göre. Böyle. O yüzden sürümü de bayağı kolay ve güzel aslında. Direkt yüze de sürülebilir. Şu an beğendim. Yüzde böyle çok ağır bir his yok. O kadar şey sürdük bir de hani. Hiç yıkamadık da. O yüzden şu an yüzümdeki hissi beğendim. Aynen. Evet, hemen diğerine geçelim. Evet, 5. adım olarak da şöyle bir kremi söylüyor arkadaşlar. Bunların hepsi bu arada hani böyle sivilce problemleri çok fazla olanlar için. Kendisinin de öyle bir yüzü olduğu için yapıyormuş. Bayağı küçük. Minnacık, bakın şöyle göstereyim, boyutu bayağı küçük.
arkasını gösteriyormuş. İsmi de böyle. Notes diye bir markanın Yang Yang diye. Böyle. İsmi de çok ponçik. Hemen kullanıyorum. Aa, çok minik bir aldığınız zaman bile fazla dağılıyor yani. Çok yetiyor surata. Birazcık fazla bir de olmuş olabilir. Şöyle minik. Bakın şu kadar aldım, alnıma direkt yetiyor. Çok iyi. Beğendim. Gerçekten de yetti. Ay. Uçma. Demek bu yüzden küçükmüş. Zaten minicik kullanım yetiyormuş. Bunu da hallettik. Evet, aldığım tüm ürünleri kullandım. Şeydeki kızın listesini de bir kontrol edeyim dedim. Sadece bir tanesini unutmuşum. O da retinol. Retinolü almamıştım çünkü bende vardı. Ben almıştım. Ama onu da unutmuşum kullanırken. O yüzden yani ilk denememizde unutmuş olalım. Şimdi bir ay boyunca deneyip size böyle bir haftada bir, haftada bir, iki haftada bir olan suratımı göstereceğim. Ve en sonunda tekrardan bir uzun video çekerek size nasıl hissettiğimi anlatacağım. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Evet, bunları kullanalı tam iki hafta oldu arkadaşlar ve memnunum. İnanılmaz bir şekilde yüzümde artık sivilceler daha az çıkmaya başladı. Normalde neredeyse her güne yeni bir sivilceyle uyanıyordum. Şu an iyiyim bayağı. Ama tabii birazcık daha bence bir bakılması gerektiği düşünüyorum. Şöyle bakarsak da sivilce yüzleri de sanki hafiften hafiften silinmeye başladı gibi hissediyorum ama bu tamamen psikolojik de olabilir. Emin değilim yani. Ama şöyle yenilere nasıl kullandığımı şey yaparsam, tekrardan söylersem, normalde ben bunu ilk bir hafta boyunca iki günde bir falan kullandım. Sonraki hafta her gün kullandım. Ve her gün kullanınca sanki daha iyiye gidiyormuş gibi hissetmeye başladım. Ve kullanmadığım günler yüzümü pek iyi hissetmedim. Bu pedleri, tonerleri her gün kullandım yine de. Ama diğer böyle serumları vesairedir. Onları şeyde kullanmıyordum. İlk hafta kullanmadım. Ama şimdi hepsini her gün kullanıyorum ve bence daha iyi oldu. Hepsini her gün kullanmak sanırım daha iyi. Öyle. Klasik. Size bahsettiğim önceki videoda gelmemiş olan bu şöyle bir de şuradan göstereyim. Bu ürün de geldi. Ben bunun yerine gül suyu kullanmıştım ilk birkaç gün. Bunların içinde hepsinde sivilceleri azaltacak ve ay gözümün içine çok girdi. Tam gözü hizama çok soktu. Bu ürünlerin hepsinde arkadaşlar böyle sivilceyi yok eden ya azaltan ve çıkmasını da şey yapan, önleyen içerikler varmış. Öyle diyorlar. Neyse klasik sırayla kullanıyorum. Ben sadece şeyi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi kadın videoda retinol kullanıyordu. Ben de The Ordinary'nin retinolü var diye onun kullandığı ürünü almamıştım. Onun yerine direkt bunu kullanıyordum. Ama bu birazcık yağlı yapıda kullanmış olanlar varsa bilir. Ve ondan sonra bir şey sürdüğüm zaman açıkçası pek böyle gerçekten yiyormuş gibi hani suratın içini alıyormuş gibi, emiyormuş gibi hissetmiyordum. Sanki o yağ böyle şey yapıyormuş gibi. Her üstüne ne sürersem süreyim kapatacakmış gibi hissediyordum. Ben de o yüzden sırasını değiştirdim. En son retinolü kullanıyorum. Ondan önce de kadının en son kullandığı kremi kullanıyorum. Zaten retinol sondan bir öncekiydi. Öyle bir minik sıra değişikliği yaptım sadece. Böyle
ilerliyoruz. Bilmiyorum artık doğru kullanıyor muyum? Şöyle. Bu arada ya baktım ki sivilceler azalmaya başladı. Benim sevgilimde de aynı sivilce problemi var. Onda da hemen kullanmaya başladım. Bakalım onda da işe yarayacak mı? Öyle. Ama onunla her gün uygulayamıyorum. Çalıştığı için. Vardiyalı sistemde olduğu için. Mesela bugün. Şu an gece çalışıyor. Yine. Yine klasik ürünleri sırayla yaptım. Bunu kullanıp da sabahleyin uyandığınız zaman suratınız gerçekten çok değişik oluyor. Ben o hissi ilk defa yaşadım. İlk kullandığım zaman ve şok oldum. Aşırı bebeksi, güzel. Gerçekten suratınıza sürekli dokunasınız geliyor. Ben sabahleyin şöyle yaparak uyanıyorum resmen sürekli. O kadar güzel hissettiriyor ki bunların hepsini kullanınca. En sonunda retinoli uygulayacağım. Retinol aşırı yağlı ve çok hızlı akıyor. Çok azıcık. Akıyor. Yazacağım. Böyle bitiyor son olarak. Retinolümüzü de sürmüş olduk. Yani. Bu şekilde yatıp sabahleyin de yüzümü yıkıyorum. Bitiyor. Bu kadar. Merhaba herkese. Evet. Bir aydan fazla bir zaman geçti. Bu fazla zaman geçmesinin nedeni de zaten şuralarımda vesaire alerjik şuralarımda da oldu. Sivilcelenmeler olmuştu. Onların geçmesini bekledim. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, tüm teker teker. Hepsini ben düzenli olarak kullanmaya çalıştım bu dönemde. Özellikle şunu tamamen kullandım. İçine sadece bir tane kaldı ve artık dedim ki bir tane kalmış bilge su, yani artık çekme zamanı. Kullanmadan önce son kez size kullanırken göstereceğim. Ve neden yaptığımı, nasıl değiştiğini söyleyeceğim size. Bu toplamda 1,5-2 aya yakın oldu hatta, yani süreçte neler değişti. Suratımda sivilceler az çıkmaya başladı. Yine çıkanlar oluyor açıkçası. İlk başlarda kullandığımda neredeyse hiç çıkmıyordu. Ama bu alerjik reaksiyondan sonra birazcık kullanırken boşladım sanırım. O yüzden hafiften şu an var çıkıyor ama hızlıca geri sönüyor. Çok hızlı bir şekilde. Böyle leke yapacak kadar kalmıyorlar suratta. Lekelerim gitti mi bilmiyorum açıkçası. Yani çok bir şey fark etmedim ben bu konuda. Belki birazcık geçmiş olabilir. Çok azıcık. Çok çok azıcık ama. Belki çok uzun süre kullandığımızda geçer diye düşünüyorum. Ama çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki şuralarımda benim çok büyük büyük şeylerim vardı. Gözeneklerim vardı. Onlar aşırı küçüldü, hatta yok oldu. Baya gözenekleri çok iyi, aşırı derecede küçültüyor. Bu da baya sonunda hala şey var. Ne denir ona? Losyon var yani. Bildiğiniz su. Bu da baya iyi dayandı. Genel olarak yani tüm geceler diğer ürünler, mesela bazen çok yorgun olduğum oluyordu arkadaşlar, ama ona rağmen bunu her gün kullandım. Yani hiç aksatmadım bunu. Her gün mutlaka kullandım. Bu ve
Spreyi mutlaka kullandım. Şeylerde, yorgun olduğum günlerde sadece ikisi. Diğer serumları vesaire kullanmadım yorgun olduğum zamanlar, ama genel olarak çok yorgun olsam da yapmaya çalıştım, yine dikkat ettim. Yine. Şöyle. Bitti. Bundan bu arada yeniden sipariş ettim. O da yarın sabah gelecek. Ben bu birazcık kurumasını bekliyorum. Size dediğim, mutlaka kullanıyorum dediğim diğeri de bu. Şu. Bu arada kameradan çekmiyorum. Kameramın şarjı yok. Telefondan ne kadar odaklıyor bilemeyeceğim. Bunu mutlaka kullanıyorum. Bunu sabahları da kullandım ben arkadaşlar. Genelde ben güneş kremi sürüp çıkıyorum. Makyaj yapmıyorum çok günlük hayatımda. Birileriyle böyle özel akşam yemeği ya da toplantılara vesaire gitmeyeceksem. Güneş kremini sürmeden hemen önce bunu sıkıp ondan sonra kurumasını bekleyip güneş kremini sürüp de çıkıyordum. Böyle. Yani ben beğeniyorum bunu. Şimdi kurusun suratım, onu süreceğim. Onun dışında değiştirdiğim, kullanımını değiştirdiğim, retinolün kullanımını birazcık değiştirdim. Normalde fazla ben sıkıyormuşum. O yüzden aşırı yağlı oluyordu ve şu kremi kullanırken yüzüme neresine sürdüğümü hissedemiyordum bunun yüzünden. Çünkü normalde retinol ürününü önce, ondan sonra alıyordu. Bir ara hatta bunu önce bunu sonra kullanmaya başlamıştım, ama sonrasında bilmiyorum, içim rahat etmedi. Bunu önce kullanmaya devam ettim, ama bunu bu sefer daha az sıkmaya başladım. Daha az sıkınca daha iyi hissettim. En azından bunu sürerken anlayabiliyorum. Bunların çok bir etkisi var mı? Aşırı emin değilim. Retinolün zaten işte bu kızarıklıkları hafiften geçirmekte işi yararmış. Zaten birazcık geçti gibi hissediyorum. Bunu daha çok düzenli kullanmak lazım işte. Bazen kullanmadığım zamanlar oldu çünkü bunu. Bunun bir herhangi bir işlevini bilmiyorum açıkçası. Hepsini bir anda kullanınca teker teker ürünler gerçekten işe yaradı ama emin olamıyorum. Bu da zaten yine sivilcelerin çıkmasını engellemek için olan bir üründür. Yani eğer sadece bunu kullansaydım evet işe yaradı diyebilirdim, ama bilmiyorum açıkçası şu an. Bir sürü ürün kullandım çünkü. Şunu da kullandım. Bunu da kullandım. Ya bunları da kullanınca hangisi işe yaradı acaba? Ya da hepsi mi işe yaradı acaba? Benim genel olarak sabahleyin uyandığımdaki o yüzümdeki his ben çok hoşuma gidiyordu. Ve sabahleyin uyandığımda yüzümdeki kızarıklıklar daha aza inmiş olur. Neredeyse yok gibi oluyordu. Gün içerisinde sanırım yeniden böyle kızarmaya başlıyor. O da ilacın etkisi geçtiği için mi acaba diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Düzenli kullanımda herhalde o uyandığımızdaki gibi hale dönüşür diye umuyorum. Neyse, bunu kullanmaya devam edeceğim. Açıkçası hepsini kullanmaya devam edeceğim. Orası ayrı. Ama şunu da, şu The Ordinary'nin ne? Niacinamide. Bunu kullanmayı planlıyorum sabahları. Bunu ekleyeceğim. Henüz eklemedim açıkçası. Ama eklemeyi planlıyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren. Öyle. Çünkü biliyorsunuz malum önümüzdeki yıl artık düğün olacak. Böyle düğün olmadan yüzümü iyice böyle cildimi bir güzel rayına oturtmak istiyorum. Ben bunlardan memnun kaldım açıkçası. Eğer siz de bulursanız ve aşırı sivilce çıkma probleminiz varsa, ilaç kullanmak istemiyorsanız şunları şöyle tonik pedinde şöyle öneriyorum. Ben beğendim. O Koreli YouTuber'ın dediği kadar varmış. Ama gerçekten böyle tamamen sivilcesiz, lekesiz bir surat yapacak mı? Onun dediği, iddia ettiği gibi. Onu henüz bilemiyorum. Ama bence bayağı iyileşti suratım.
diyorum. En azından böyle kırmızı kırmızı ben buradayım demiyor artık. Lekeler de hafif hafif yok oluyor sanki gibi ama emin de olamıyorum. Bilemiyorum, siz de böyle bir yorumlara yazabilirsiniz. Ama kesinlikle gözenekleri küçülttü, tekrar ve tekrar söylüyorum. Bu arada suratım kurumuş. Şunu da yazalım. Az vakit. Bu arada siz de bu videoda gördünüz benim değişimimi. Sonuçta 2 ay öncesinde ilk kullandığım günden ikinci ayın, hatta ikinci değil de 1,5 ayın sonuna kadarki olan suratımı görmüş oldunuz bir anda. Siz ne düşünüyorsunuz? İşe yaramış mı sizce? Bilmiyorum. Ben sadece dediğim gibi hani en net gözenekleri fark edebildim. Böyle bir anda onda nasıl oldu? Ben bir anda böyle suratıma güneş kremini sürüyorken bir baktım gözeneklerim yok olmuş. Oğlum böyle bir aman tanrım, bir şeyler yok olmuş sanki. Şöyle bir oğlum gerçekten. Öyle yani. O yüzden çok şaşkınım. Şu an onun başında aşırı bir etkisini fark edemiyorum. Sadece gözenekler gerçekten mükemmel. Öyle. Bu kadar da açıkçası, hepsini kullanırken göstermeyeceğim. Zaten gördüğünüz ürünler, defalarca kez kullandım bu video içerisinde. Yani ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Aynen. Bir de Türkiye'de kullananlar için de muadilleri vesaire varsa ekleyebileceğiniz, şöyle hani sanki bu benziyor, benim kullandığım ürün güzel böyle vesaire dediğiniz varsa da yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bayım.